PKK şimdi de mağaralarda vatan evlatlarını katlediyor. Sıkıştılar. Korkuyorlar. Mehmetçik vurdukça ne yapacağını şaşırdılar. Ama şunu bilsinler. Biz 13 ölür, 13 milyon çoğalırız. Şehitlerimizin arkasından bozgunculuk yapanlara, devletimizi, askerimizi, genelkurmayımızı suçlu çıkarmaya çalışanlara da buradan birkaç kelime söylemek istiyoruz, birkaç cümle kurmak istiyoruz. Vatan pahasına muhalefet olmaz. PKK'ya, onun meclisteki uzantısı, HDP'ye laf söyleyemeyenler, oradaki katliamı görmek istemeyenler, devletimize fatura çıkarmak istiyorlar. Biz devletimizin yanındayız. Aslanlar gibi polisimiz, korucumuz, askerimiz mücadele ediyor. 2015'ten bu yana vatan savaşı veriyor. PKK'yı hendeklere gömüyor. Kaçacak delik bırakmadı onlara. İnlerine giriyor. Kandil'e dayandı Türk ordusu. PKK bitmiştir. Buradan muhalefete sesleniyoruz. Vatan pahasına muhalefet etmeyin. Ordu yürüdü mü? Asker ayağa kalktı mıydı? Biz millet olarak arkasında dururuz. Allah Allah arkasında dururuz. Bin yıllık Türk töresi böyledir. Buradan sesleniyoruz. PKK bitmiştir. Ve PKK'nın meclisteki uzantısının da kapanma vakti gelmiştir. PKK eşittir HDP'dir. HDP eşittir PKK'dır. Bu böyle biline. Çocukları kaçırılan Kürt anneleri için, askerimiz için, polisimiz için HDP'nin kapatılması şarttır. Buradan AK Parti hükümetine de sesleniyoruz. HDP'nin PKK olduğunu söylemek yetmez. Şimdi kapatma vaktidir. Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı önemlidir. Vatan Partisi olarak 4 kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduk. HDP'nin kapatılması için belgeleriyle birlikte. HDP'nin kapatılması şarttır ve gereklidir. Demokrasinin en büyük engeli terördür. Bilmem şu kadar oy aldılar, bu kadar oy aldılar. Laflarına inanmıyoruz. Bu vatan oyla kazanılmadı, kanla kazanıldı. HDP'nin kapatılmasını bir kez daha gerekliliğini iletiyoruz. Vatan Partisi olarak şunun altını çiziyoruz. Doğu Akdeniz'de başarılar kazanan, Kıbrıs davasında başarılar kazanan, Azerbaycan'da, Karabağ'da başarılar kazanan, Mavi Vatanımızda başarılar kazanan, hızla hak ettiğimiz yeri alan, Asya'da hak ettiğimiz yeri alan ülkemiz, birlik beraberliği içerisinde bu ayağına pranga olan uzantılardan da kurtularak, terörü bitirerek vatan savaşını kazanacak ve milli hükümetini kuracaktır. Onun için büyük milletler yas tutmaz diyoruz. Mustafa Kemal ölmeyi emrederken yas mı tuttu? Ölmeyi emredenler, Allah Allah yürüyenler, Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de, cephelerde savaşanlar yas tutmadı. Bakın, bakın şehit, bakın bir tane şehit babası da yanımda. Onlar ne diyor? Vakur bir şekilde vatan sağ olsun diyor. Biz böyle öğrendik bu milletten. Vatan sağ olsun der, dik dururuz, mücadele ederiz. Vatan sağ olsun deriz, yas tutmayız. Bize yas tutturmak isteyen Amerika'dır, Amerikan emperyalizmidir, PKK'dır. Bu millete yas tutturamazsınız. Korkun. Korkun ey Amerika. Kendi içinizde bölündünüz. Bakın buradan, Amerika'dan iktidar bekleyenlere de son bir söz söylemek istiyorum. Amerika kendini idare edemiyor. Bölündü. Kendi başkanının Twitter'larını engelliyor. Bu kadar çaresizler. Bu Amerika size iktidar falan vermez. Bu milletten başka iktidar olacağınız kimse yok. İktidar mı olmak istiyorsunuz? Diyarbakır annelerine gidin. İktidar mı olmak istiyorsunuz? Mehmetçiğin yanında durun. Türk polisinin yanında durun. Türk devletinin yanında durun.
İktidarın formülü budur. Bugün vatanını savunmak en büyük iktidar formülüdür. Kaldıralım o bağımsızlık bayraklarımızı daha yukarı. Bu büyük milletin bir evladı olmakla gurur duyalım. Ve hep birlikte haykıralım. Ne mutlu Türk'üm diyene. Vatan sana canım feda.